Merhaba, Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Barışcan Yücel'le beraberiz, analist arkadaşımız. Sevgili Barış, merhaba, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki herkesin gözü Justin Hall'da, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında. Aslında herkesin gözü dolarda da, dolar nereye gidecek? Sonuçta cebimizi ilgilendiren de bu. Serbest bir dolar var. Dedik ki serbest dolar kuru, ama serbest dolar kurunda da böyle bir sabit dolar kur pozisyonları. Şimdi Amerika önemli, çünkü Amerika'dan gelecek olan veriler, hani biz onlar hapşursa biz zatürre olduğumuz için otomatik olarak. O yüzden hep böyle Amerika Amerika deyse, ben hiçbirimiz FED sevdalısı değiliz yani, ne dersin? Ya evet, şimdi dünyanın en büyük gücü hem askeri olarak hem ekonomik olarak aklınıza gelecek bütün başlıklarda dünyanın en büyük gücü. Şimdi önceden zaten sizin de dediğiniz gibi laf vardı. Amerika hapşursa dünya nezle olur. Amerika şu anda nezle olduğuna göre bize zatürre olmak düşüyor diyebiliriz. Öncelikli olarak Jackson Hole Perşembe ve Cuma günleri basın açıklaması yapacak, ama Cuma günü Powell'ın Jackson Hole toplantısı açıklamasından sonraki açıklaması çok dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir gelişme. Önümüzdeki evet. Günler için ciddi bir sinyal verecek. Hızlı bir Fed faiz artış süreci var. Agresif bir ton var. Agresif bir konuşma var. Böyle bir süreçte iki kere 75 baz puan arttırmış bir Fed tekrardan faiz arttırma sinyallerini verdi. Oy hakkı olan olmayan fark etmez, bütün Fed başkanlarından aynı sinyaller geliyor. Kimisi 75, kimisi 100, kimisi 50 gibi. 100 biraz ütopik. Yani 100 baz puan arttırmazlar. 50 konuşulmaya başlandı, ama ben gene 75 baz puanlık bir artış yapılacağını düşünüyorum önümüzdeki toplantıda. Fakat bunu hem Powell'ın hem Janet Yellen'ın hem de diğer otoritelerin ABD ekonomisindeki daha sözlü yönlendirmelerle yumuşatabileceğini düşünüyorum. Yani şahin bir Powell beklemiyorum açıkçası. Daha güvercin tonda bir Powell bekliyorum. Bu küresel piyasalarda doların kısmi kar satışı yaşamasına neden olabilir. Ama bu euro karşısında da yaşayacak tabii ki. Altın karşısında da. TL karşısında yaşar mı? Tartışmaya açık bir konu. Borsa tarafında kar satışı bugün gelmeye başladı. Bir Elliott düzelme fazı geliyor. Böyle bir durumda dolar yukarı yönlü, zaten 100 bas puan indirdik. Önümüzdeki toplantıda da indirme ihtimali yüksek bir 100 bas puanda Merkez Bankası'nın. Ve böyle bir durumda TL tarafındaki iç dinamiklerin bozukluğu, seçime yaklaşılması vesaire, para basılarak piyasaya para sağlanması, faizlerin düşürülmesi TL'nin kendi iç dinamiklerinden dolayı satış yeme ihtimalini arttırıyor. Yani dolar güvercin tonla küresel piyasalarda kısmi kar satışı yiyebilme ihtimali olsa da biz ne kadar etkileniriz, çok etkilenir miyiz sanmıyorum diyebilirim. Onun dışında yani şimdi Powell cephesine baktığımız zaman, yani güçlü isimler bunlar, sözlü yönlendirmeleri de güzel başarıyorlar. Şöyle bir durum var, yani tamam, son enflasyon verisi 40 yıllık zirveden bir miktar geri çekildi. Bu bir güzel bir sinyal. Nedir? Yani hasat topluyorlar şu anda, meyvesini yiyorlar. Faiz artış sürecinin, sözlü yönlendirmelerinin, agresif politikanın enflasyon üzerinde etkisi olduğunu gördük. Fakat şu anda PMI verileri beklentilerin altında gelmeye devam ediyor. Tamam, 50'nin üzerinde, gene olumlu bir bölgede, ama beklentileri karşılayamıyor. ABD'de konut satışlarındaki düşüş devam ediyor. Ekonomik büyüme verisi iki defa üst üste zaten düşük geldi, daralma gösterdi ki bu teknik resesyon. Kitaba göre teknik resesyon, ama henüz burun buruna kalınmadı. Şimdi böyle bir durumda önümüzdeki günlerdeki verilerin kötü gelmeye başlaması halinde ekonomik daralmanın, ki gene ABD tarafında ekonomik büyüme verisi var, ön yayın, ama gene de önemli bir veri. Şimdi böyle bir durumda gene bir daralma ya da küçülme işareti, bu sefer Fed'in 2023'ten itibaren faiz indirim sürecine girmesine bile neden olabilir. Yani önümüzdeki evet. 3-4 aylık dönemde Fed elindeki bütün cephaneyi kullanarak, hazır işsizlik oranı ABD'de iyiyken, tarım dışı istihdam iyiyken, PMI verileri her ne kadar beklentinin altında kalsa da 50'nin üzerinde gelmeye devam ediyor iyiyken, ortalama saatlik kazançlar verisi iyiyken, Fed'in elinde cephane var ve de bu faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Zaten bunu da söylüyorlar. Ama hatırlıyorsanız son faiz toplantısında satır arasında bir cümle vardı.
Fed 75 bas puan faiz arttırsa bile piyasa terse döndü. Neydi o? Olası resesyon riskleriyle karşı karşıya kalınması durumunda daha yumuşak adımlar atabiliriz. Bundan sonra direkt piyasa terse döndü. Şimdi bu zaten daha önceki toplantıda verilmiş bir sinyal. Aslında bunların sinyali verildi. Biz faiz arttıracağız ama daha güvercin tonda takılacağız diyor bir nevi piyasalara. Böyle bir durumda da doları dengede tutma çabası. Birin altına sizdeki daha önceki yayınımızda da 1.0330 euro dolar da çok önemli bir seviye demiştik. Hem teknik hem psikolojik olarak. Üzerinde kalıcılık sağlayamazsa kar satışı yer gene birin altına gelebilir demiştik. Gene geldi. Ama buralarda uzun soluklu olur mu? Fed faiz arttırsa bile dolar küresel bazda kar satışı yerse çok da şaşırmayalım derim yani. Aslında tabii mesela euro dolar paritesinde 99 cent seviyesinde ama bunun daha da aşağılara ineceği hani söyleyenler var. Buna büyük bir bölüm de aslında böyle düşünüyor. Bir taraftan Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de de aslında doların değer kazanması değil, Türk lirasının çok değer kaybetmesini konuşmak lazım. Yani biz hep dolar yükseldi, dolar yükseldi diyoruz ama sevgili Barış, aslında Türk lirası çok değer kaybetti ve her gün de değer kaybetmeye devam ediyor. Ya bunun adı hani sabit kurda olur devalüasyon ama harbi bir devalüasyon yaşıyoruz. Yani her gün devalüe olan bir Türk lirası var. Dolar karşısında değer kaybeden bir Türk lirası var. Hadi biz de bunun adını koyalım yani. Adını koyalım bunun yani. Yani aslında baktığımız zaman şu anda yani Naci Abal dönemi güzel bir dönemdi. Murat Çetinkaya dönemi Keza Merkez Bankası'nda olumlu, güzel, pozitif politikaların izlendiği bir dönemdi. Yani şimdi %17 ve %19 aralığındaki bir faiz oranı Türkiye'de şu anda can suyu olacaktır piyasalara. Yani bazı şeyleri ne desem az ne desem fazlaya dönüyor. Ondan dolayı hani çok basit aslında, yani çok alim olmaya da gerek yok. Kopuşmaların nereden başladığına döndüğümüzde görüyoruz. Çok basit çözümler var. Güçler ayrılığı ilkesi, yani bu faizi indirelim, faizi düşürelim. Ekonomik açıdan etki ederek kurundaki yükselişin önüne geçilebilir. Enflasyon azaltılabilir. Birçok şey yapılabilir ama genel mantalite değişmediği sürece gene yapılan zaten düzenlemeler geçici olacak. Geçici olacağı için biz artık dış siyasette de eski hamlelerimizi yapamıyoruz. Hamle yapmaya kalktığımız anda bir şekilde ya kur şokuyla ya işte dış mihraklar ya farklı yollarla onunla bununla, biz döviz arayan bir ülkeyiz. Döviz arayan bir ülke olduğumuz için her masada yumruğumuzu masaya vuramaz olduk. Bu benim içimi acıtıyor açıkçası. Bir Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan Türk genci olarak, bir stratejist olarak, bir ekonomiden anlayan, finans piyasalarından anlayan biri olarak basic ya, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidildiği zaman zaten işlerin yoluna girdiği görülüyor. Çok fazla neye çaba sarf ediyoruz? Çok fazla enerji harcıyoruz ve bir şeyi düzeltemiyoruz. Böyle bir durumda dolar düşse ne olur, dolar çıksa ne olur? Yani TL değer kaybettiği sürece, Türk lirası satış yediği sürece dolar küresel piyasada değer kaybetsin gelsin. Yani 18-10'larda Tether, yani şu anda kripto tarafında Tether 18.40'ları 18.44'leri gördü hafta sonu. Tamam, bu yurt içi piyasadaki spot dolara yansımıyor ama yani zaten yukarı doğru ivme bütün piyasalarda var şu anda. Dolar küresel piyasalarda biraz değer kaybetsin diyelim hadi. Ne olacak? 18'in altına gelecek. 1-1.5 ay cetvelinde çizildiği yer gibi 17.60'lardan 17.85'lerde destek oluşturacak. Ha bir daha çıkar mı? Ha bir daha düşer mi? Şimdi tüzel kişilikler ne yapacak? Bir sürü firma var, fabrika var, ithalat, ihracat yapıyor. Mal alıyor, mal alış maliyeti artıyor, ithal malların maliyeti artıyor, bizim dövize ihtiyacımız var, ülkeye döviz girdi, evet hadi hazır döviz girmişken faizi indirelim, tamam indirelim, büyümeyi destekler, evet konut satışları azaldı, konutların satılması lazım, biz çok üreten değil de konut satışıyla büyüyen bir ülkeyiz, bu da mesela yanlış stratejilerden biri. Ama o şekilde yapılıyor. Ama şimdi reform yapabilir mi? Reform yapabilir mi? Seçime giden bir hükümet. Hani reform dediğimiz şey aslında çok basit. Güçler ayrılığını yapacak. İşte Merkez Bankası'nı bağımsız kılacak. Ya bunun gibi
işte anayasadaki bir takım hak ve özgürlüklerin sonuna kadar uygulanmasını ve bu konuda destekleyecek. İşte piyasaya müdahale etmeyecek ama bunları yapabilmesi, mesela sıkı para politikası izleyecek, mali politika izleyecek. Seçime giden bir hükümet, şurada bir yıldan az bir zaman kaldı artık yani. Erkenin erkeni. Şimdi yapabilir mi hükümet böyle bir şeyi? Yani 20 senedir yapmadıysa çok yapacağını sanmıyorum açık söyleyeyim. Ama yani şöyle bir şey var. Tamam seçime gidiyor, piyasaya para basıyor. Anlayabiliyorum ama yani hani mantık oturmuyor. Alım gücü düşük çünkü. Yani ürünlerin enflasyonu o kadar hızlı yükseliyor ki. Sen piyasaya para pompalasan, piyasada para bolluğunu göstersen, büyümeyi bir nevi etkileyebilir, borsayı bir nevi belki yukarı çıkartabilir. Yani ama bir çözümü yok. Çünkü biz üretmiyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Bizim tarım politikamızın, eğitim politikamızın, teknoloji tabanlı, yazılım, kodlama, blockchain altyapılı yeni çağa ayak uydurabilecek, startupları destekleyecek yatırımların yapılması ağır sanayi. Tamam mesela eğri eğri doğruya doğru savunma sanayinde iyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Hani iyi olduğumuz noktaları kalkarız alkışlarız. Ama yani güçler ayrılığı ilkesi, bağımsız yargı, demografik yapıda bir bozulma var. Mesela tamam göçmenlerin çok özür dileyerek söyleyeceğim. Belki biraz tepki toplayacağım ama göçmen değil biraz istilacıya döndü durum ortalık. Tabii yani zaten hani, aslında gerçek literatürde de sığınmacı demek lazım bunlara. Yani evet, sığınmacı yani, statüsü. Göçmen de değil yani, çok doğru. Geçmen, evet, göçmen bile değil. Değil sığınmacı. Sığınmacı bile değil birçoğu. Yani radikal İslamcı mı, canlı bomba mı, tacizci, tecavüzcü mü, herhangi bir şekilde daha farklı bir bilmediğimiz terör örgütüne mi üye? Çünkü ne olduğu belli olmayan çok fazla insan var sokakta. Bunun bize 100 milyar dolara yakın ekonomik olarak bir boyutu var. Evet ama demografik yapı da bozuluyor. Türklüğümüzü, Türk şuurunu, Türk kültürünü unutmaya başladık. Araplaşıyoruz. Saçma sapan bir bozulma da var. Yani düzeltilmesi gereken o kadar çok şey var ki bunlar yapıldığı zaman zaten TL kendi kendine değer kazanmaya başlayacak. Parlamenter sisteme dönmenin yolu açılırsa, parlamenter sistemle ilgili konuşmalar, söylemler başlanırsa yabancı yatırımcının da güveni artacak. Tamam faiz arttırırsak kısa vadede güzel bir sonuç elde edebiliriz. Ama bu ne gösterir? Sadece diğer merkez bankalarıyla aynı trene bindik, aynı kervandayız. Haberiniz olsun, samimi gelmez ama bir şekilde biz de varız bu pazarda, aynı stratejiyi uygulayan diyebiliriz. Kısa vadede dolar aşağı çeker mi? Çeker. Euro'yu aşağı çeker mi? Çeker. Gram altını çok çekemeyebilir. Altın yukarı yönlü potansiyelini ons bazında koruyor çünkü. Ya da gram gümüşü. Ama sonuç değil. Üreterek, arzı arttırarak bizim fiyatlardaki artışı baskılamamız lazım. Faiz arttırmamız lazım. Ve ciddi anlamda laik, demokrat, sosyal demokrat bir devlet anlayışında olan, hududunu koruyan, demografik yapısının bozulmasını engelleyen, güçler ayrılığı ilkesinin altını çizen bir politika izlendiği zaman hiçbir şey yapmamıza gerek yok başka. Gerçekten yok. Yani 12'ler, 13'ler destek olur, onun altına gelir dolar. Yani çok basit, bu çok basit. Onun dışında hani çıkıp tamam teknik analiz, evet önemli, ben de teknik analizi kullanıyorum ama teknik başarı temel bir hikayeyle desteklenmediği sürece ya geçicidir ya kısa vadelidir. Yani madem rahat bir şekilde, güzel bir şekilde konuşabiliyoruz bazı şeyleri, ben şunu demek benim vicdanıma dokunuyor açıkçası. İşte dolar 18.40'ın altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskılanır, oradan bir lira düşer. Tamam evet, evet teknik ama doları düşürecek şey 18.40'ın altında kalması değil. Az önceki saydığımız yapısal reformlar, bunları da yapmayacaklar. Ben şimdi yani seçime giden bir hükümetin başkanıyım. Bu yapısal reformları yapmıyorum. Dışarıdan para getiriyorum. Ya da işte swap anlaşmaları yapıyorum. Turizm gelirlerini güveriyorum. İhracatçının cirosunun %40'ını alıyorum. Merkez Bankası'na koyuyorum. Bütün emanet paralarla piyasaya baskılıyorum ve bu doları tutuyorum. Hatta bu doları getireceğim. İşte 50-55 milyar dolarlık bir para var. İşte Rusya'dan, işte ne bileyim Suudi Arabistan'dan alıyorum, işte ne bileyim doğalgazı diyeceğim ki ben Putin'e, işte bu sene ödemeyeyim, seneye ödeyeyim, vadesi şu kadar olsun. Belki o borçları rol edeceğim ama ben bunu bir şekilde bu reformları yapmadan düşüreceğim. İnanıyor musun buna?
Yani aslında düşebilir bu anlamda. Bunlar olduğu zaman düşmez mi dolar? Bunlar olduğu zaman düşer. Ama taşıma suyla değirmen döner, bir yere kadar döner. Ondan sonra gene olacak. Yani 2023 seçim Haziran mı, artık daha erken mi bilmiyorum. Herkes bir şeyler söylüyor. Siyasi politik bir şey değilim. Yani hani o konuda Ankara'yla dirsek temasında olan bir insan değilim. O yüzden erken seçim mi olur mu olmaz mı, o konuda bir şey diyemem de böyle düşer. Ama seçime kadar düşer. Seçimden sonra gene aynı muhabbet devam eder. Bizim mantığı değiştirmemiz lazım. Yani o bilinci değiştirmemiz lazım. O değişmediği sürece düşer. Evet, 55 milyar dolar şu anda Türkiye'ye gelse düşer. Yani düşmez olur mu? Dolar. Ama arka kapıdan satıyorlar gene doları düşürmek için. Hani gelen dolar da dolar olarak rezervde kalmıyor. Gene TL'ye dönüyor. Yani ondan dolayı peki, daha sonumuzu ayrıyız. Hayır etsin. Peki şimdi hani piyasaya parayı sürdü, baskıladı. Şimdi marketteki fiyatları baskıladın, işte doları baskıladın. İşte bu arada işte ayçiçeğine, mısıra, fındığa yüksek fiyatlar verdin. Ama bir taraftan da fiyatları baskılayarak, doları da baskılayarak, böyle baskılaya 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 stabil şekilde kontrollü bir ekonomi var şu anda baktığımızda. Gerçekten kontrollü bir ekonomi var. Tabii iyi mi kötü mü, bu tartışılır. Ama kontrollü bir ekonomi var. Peki bu kontrollü gidebilir mi? Yani ne kadar sürdürülebilir bugünkü durum? Yani taşıma suyla değirmen dönmez dedin ya, güzel bir şey söyledin orada. Yani her şey, ya şimdi şöyle bir şey var. Kontrol altında, evet. Yani bizim ülkemiz krizden beslenen, kaostan beslenen bir ülke. Kendi yarattığımız bir kaosu yönetebiliyoruz. Bir nevi, bir yere kadar. Şu anda kontrol altında. Ya da kontrol altında olduğu düşünülüyor. Ama bir miktar kontrol altında diyebiliriz. Yani ipin ucu kaçmış değil. Treni hala görüyoruz. Bir sonraki istasyonda vagona binme ihtimalimiz var. Doğru strateji uygularsak. Trenin son vagonunda gitmiş, gözden kaybolmuş değil. Bir kontrol altındalık var. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz üretmediğimiz sürece... ve doğru para politik, yani enflasyon, faiz, sebep sonuç ilişkileri falan, yani hani bazı şeylerin temeline oturup bilimle yola çıktıktan sonra elimizi de vicdanımıza koyarak ülkemizi de düşünerek, milletimizi de düşünerek bir şeyler daha yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa kontrol altında 3 ay tutarsın, 6 ay tutarsın, oluşulabilecek herhangi bir küresel ekstra jeopolitik riskle veya da krizde ne yapacağız? Hadi korona beklenmiyordu. Yarın öbür gün. Eller havaya. Çıktı. Eller havaya. İşte hani, aynen. Hani, nereye kadar gider? Ceteris paribus döneminde gider. Bütün değişkenleri sabit varsayarsak ve bazı değişkenlerle ilgilenirsek bu şekilde gider mi? Gider bir yere kadar. Ama işte Çin oldu, Tayvan'a girdi. Pasifik'te küresel bazda zaten BDI endeksi yerle eksen olmuş durumda, Baltık Kuru Yük Endeksi küresel ticaretteki büyük daralmayı gösteriyor. Pasifik'te kuru yük taşımacılığında, ham maddeye ulaşımda sıkıntı çıksa o denizde, ya da petrol fiyatlarında yeni şoklar yaşansa, yani olası herhangi küresel bir global durumda Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya girme durumu var. Savaşın başında Putin söyledi, herhangi öyle bir durumda ben Finlandiya'dan girelim dedi, yani Ukrayna'ya girdiğim gibi. Hop, bir tane de Avrupa'nın kuzeyinde İskandinavya'da savaş çıkarsa ne olacak? Yani herhangi bir değişik durumda bizim neyle karşılaşacağımız meçhul. Şimdi böyle bir durumda bunlar yaşanmazsa para bula bula bir şekilde götürürüz. Ama nereye kadar? Yani bunun bir çözüm değil. Bu günü kurtarma, sorunun temeline inmeme, dipten çözmeme. Günü kurtara kurtara zaten gelişmekte olan ülke oluyoruz hala. Günü kurtarmasak, yapısal dipten düzeltsek gelişmiş ülke olurduk şimdiye kadar. 100. yılımıza giren bir ülkeyiz. Temeli çok sağlam, çok güzel bir şekilde kurulmuş bir ülkeyiz. Milletimiz ciddi anlamda değişik, güzel bir millet. Çalışkan bir millet, ne bileyim misafirperver bir millet, dost canlısı bir millet, merhameti olan bir millet. Yani çok şeyler yapabilecekken az şeyler yapmayı tercih eden insanlarız. Ya da öyle insanlar tarafından kurumlarda hissizleşti sevgili Barış. Maalesef, evet. İnsanlar da hissizleşti
ve sessizleşti. Bu hissizlik evet. ve sessizlik zaten bizi bugüne kadar getirdi. Peki böyle hissiz ve sessiz olmaya devam ettik. Diyelim ki olağanüstü herhangi bir şey olmadı. İşte Çin Tayvan'a girmedi, Pasifik'te bir şey olmadı. Rusya Ukrayna işte anlaştı falan. Bu seviyelerde mi görürüz? Olağanüstü bir şey olursa zaten doların geleceği yer 25 dolar, 30 dolar, 40 dolar. Yani bilemeyiz tabii ki. Ya ben şöyle söyleyeyim. Olası bir kur şokunda yani forward hesaplamalarına göre bu. Şimdi Fibonacci ile falan gene hesaplamalar yapılıyor ama bizim yani normal bir istikrarlı bir para birimimiz olmadığı için son dönemde olası kur şoklarında direnç falan çok dinlemez. Sadece forward hesaplamalarına göre başa baş noktalarını hesaplayıp konuşursak 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik vadelerde özellikle tüzel kişiler için döviz borcu olan kişilerin kendi risklerini hedgeleyebilmesi için 22 lira, 27 lira bandı dolar TL'de eğer para bulup dolar bulup Türkiye'ye sokamazsak görülebilir. Yani öyle söyleyeyim 18-40'ın üstüne gittiği anda öyle müdahale edilmesi lazım. Faiz de arttırılmıyor. Yeni bir türev ürünleriyle ya da başka bir yolla bir müdahale olabilir. Ama bu da artık dış piyasaya şeyi veriyor yani ekonomiye bu kadar da müdahale hani edildiği zaman da güven kaybını yaratıyor. O yüzden böyle sahilde kumdan kaleler yapmak gibi dalga gelene kadar kale tamam. Dalga gelirse 10 saniyede geçer gider. Sevgili Barış çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet rica oldu. İçimizi döktük böyle biraz. Bizi izleyen evet. arkadaşlarımızın da muhtemelen düşüncelerine tercüman olduk. İnşallah en kısa zamanda yeniden güzel keyifli bir sohbet yaparız. Çok dalgalı olmayan sığ sularda yüzmeye alıştık ama artık heyecanımız olsun biraz. Enerjimiz yüksek ama bu enerjiyi maalesef doğru yönlendiremiyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana programa katıldığın için. Kanalıma konuk olduğun için arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok görüşmek üzere, sağ olun.